Evrende bulunan bulutsu çeşitleriyle ilgili hazırlanan poster aşağıda verilmiştir. Buna göre posterdeki bulutsularla ilgili olarak özelliklerinden hangileri ortaktır demiş bize. Uzayda bulunan gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Evet arkadaşlar, bulutsuların hepsi nedir? Gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Bir doğrudur. Yıldızları oluştururken sıcaklıkları artar ve daha geniş alana yayılırlar. Hayır arkadaşlar, bu yanlıştır. Yıldızlar bunların içerisinde bulunan partiküllerin sıkışıp birleşmesiyle oluşurlar. Yani daha geniş alana yayılması söz konusu değildir. Bu yanlıştır. Etrafa ışık yaydıkları için gözlenebilirler. Aslında bir nebze doğrudur ama sadece ışık yeterli değildir. Radyo teleskoplarıyla içerisindeki maddelerin, gazların analiz edilip böyle farklı renklerin çıkartılması sonucu sanki ışık aşağıdaki görselde büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam döngüsüne bulundukları aşamalardan bir kısmı verilmiş, bir kısmı ise eksik bırakılmıştır. Buna göre görseldeki eksik bırakılan kısımlarla ilgili yapılan açıklamalarından hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. Büyük kütleli yıldız kara delik aşaması gösterebilir. Bakalım büyük kütleli yıldızımız burada. Evet, kara delik büyük kütleli yıldızların yaşam döngüsünün sonunda ortaya çıkabilir. Bu doğrudur. Küçük kütleli yıldız için beyaz cüce aşaması görülebilir. Evet, küçük kütleli yıldızın nedir arkadaşlar? Özelliği daha sonraki yıllarda beyaz cüce olabilir. Doğrudur. Küçük kütleli yıldız için süpernova patlaması aşaması gösterilebilir. Yanlıştır. Büyük kütleli yıldızın yaşam döngüsünde karşılaştığımız bir durumdur. Büyük kütleli yıldız için kırmızı dev aşaması gösterilebilir. Güneş'e en yakın yıldız ile evrende bilinen en büyük yıldıza ait görseller verilmiş. Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri, bilinen en büyük yıldız Canis Majoris. Buna göre görselleri verilen yıldızlarla ilgili bilgilerin hangisi kesinlikle doğru, kesin doğru olanı soruyor bize arkadaşlar. Evren var olduğu sürece ısı ve ışık üreteceklerdir. Doğrudur ama bunların bir yaşam döngüsü olduğu için kesin konuşamayız. O yüzden A'ya net cevap veremeyiz, yanlıştır. Süpernova patlaması ile ömürleri bitecektir. Yani buna da kesin konuşamayız arkadaşlar. Bazıları pulsar olabilir, kara delik olabilir. Yani buna da kesin konuşamayız. Birbirlerine göre konumları sabit değildir. Aycan farklı gök cisimlerinin büyüklüklerinin farklı olduğunu göstermek için modelleme yapacaktır. Yapacağı modelleme her renk bir gök cismini temsil edecektir. Aycan'ın gök cisimlerinin büyüklükleri ile ilgili yaptığı modelleme yanda gösterilmiş. Buna göre renklerle gösterilmiş yerlere yazılması uygun olan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın buradaki renkler demiş ki gök cisimlerinin renkleri arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Boyut karşılaştırması yapacağız. Bakın ilk şekle mavi, galaksi ise sarısı nedir arkadaşlar? Takım yıldızıdır. Hemen diğer şekillere de bakalım arkadaşlar. Pembe rengi eğer yıldız ise sarısı nedir arkadaşlar? Takım yıldızıdır. Sarıya takım yıldızı demiştik diğer şekilde. Pembeye de yıldız dedik. Yeşil de arkadaşlar ne olur? Gezegen olur. Yani D seçeneğimiz bizim aradığımız seçenek olur arkadaşlar. D seçeneği doğrudur. Güneş'in çevresinde dolanan donmuş gaz ve tozlardan oluşan bir gök cismi olan Halley kuyruklu yıldızı Güneş'e yaklaştıkça yapısındaki buzlar erimeye başlar ve aşağıdaki görülen kuyruklu şekli oluşur. Her 76 yılda bir dünyanın yakınından geçen Halley kuyruklu yıldızı en son 1986 yılında dünyadan gözlendi ve bir sonraki geçişini ise 2061 yılında gerçekleştirecek. Buna göre Halley kuyruklu yıldızı ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diye sormuş. 1986'da dünyaya en yakın yıldız olmuştur demiş. Hayır arkadaşlar, yanlıştır. En yakın yıldız bize kimdir? Güneşimizdir. Zaten bu kuyruklu yıldızdır arkadaşlar. Yıldızdan bahsettiği güneşimiz gibi olan yıldızlardır. O yüzden birinci seçenek yanlıştır. Güneşten yaklaştıkça dünyada
Güneşten yaklaştıkça dünyadan görülen şeklinde farklılık olmuştur. Evet, arkasındaki kuyrukta bir farklılık olmuş arkadaşlar. Şekilde de görüyorsunuz. Bu doğrudur. Dünyanın yakınından iki kez geçmiştir. Hayır arkadaşlar, burada öyle bir bilgi yok. 1986 yılında bir kez geçmiş, bir de 2061 yılında gerçekleştirecek demiş diğer geçişini. Yani bu seçenek de yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Yıldızların sıcaklıkları ve parlaklıkları birbirinden farklıdır. Farklı sıcaklıkta olan yıldızlar birbirinden farklı renkte görünürler. Aşağıdaki yıldızların sıcaklıkları ile ilgili bilgilerin ve yıldızın renklerinin yer aldığı şema verilmiş bize çocuklar. Buna göre yıldızların sıcaklıkları ve renkleri aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Hemen bakalım, yüksek sıcaklıktaki yıldızların rengi neydi arkadaşlar? Mavi ve beyazdı. 1B olacak. Orta sıcaklıktaki yıldızların rengi sarı olacak. Güneşimiz mesela sarıdır. 2C olacak. Düşük sıcaklıktaki yıldızların rengi de kırmızı olacak. O da A'dır. Hangi seçenekte vardır arkadaşlar? A seçeneğinde vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Gökyüzüne bakıldığında görülen 88 takım yıldızından bazıları yukarıda gösterilmiştir. Buna göre görseldeki takım yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bize çocuklar. Harita gibi yararlanılır ve yön bulmak için kullanılırlar. Doğrudur. Burçlar takım yıldızlarından etkilenerek oluşturulmuştur. Bu da doğrudur. Evet. Aynı sayıda yıldızdan oluşan farklı takım yıldızları vardır. Evet, bakın. Başak ve Aslan iki tane yıldızdan oluşturulan bir şekildir. Lakin isimleri farklıdır arkadaşlar. D seçeneği, takım yıldızlarını oluşturan yıldızların büyüklükleri aynıdır. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu olamaz. D seçeneğimiz yanlıştır. Azra yıldız haritasına bakarak siyah karton ve beyaz boya ile takım yıldız modeli hazırlıyor. Öğretmen Azra'nın modelinde hatalar olduğunu belirliyor ve Azra'ya modeli ile ilgili hatalarını söylüyor. Azra da ne yapmış arkadaşlar? Hatalarını düzelterek yeni bir şekil oluşturmuş. Son modelinde görüyoruz. İlk model, son model. Buna göre Azra ikinci modelini yaparken takım yıldızları ile ilgili hangi yanlış bilgiyi düzeltmiş olabilir? Bakın arkadaşlar, burada ilk şeklimizde ne yapmış Azra? Hepsini birleştirmiş. Aralarına çizikler atmış. Ya sanki bitişikmiş gibi göstermiş. Arkadaşlar, oysa gökyüzünde böyle bir olay yoktur. Bu takım yıldızlarını biz belirliyoruz. Aralarına herhangi bir çizik yoktur arkadaşlar. A seçeneğine bakalım. A seçeneğimiz doğrudur. Takım yıldızlar farklı yıldızlardan oluşur ve aralarında bir bağ bulunmaz. Zaten bakın, Azra da bu hatasını son modelinde düzeltmiş. Doğru cevabımız A seçeneğidir çocuklar. Tuğla, duvar ve binanın büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir. Buna göre gök cisimleri arasındaki sıralamalardan hangilerine arasında benzer bir ilişki olduğunu soruyor bize çocuklar. Hemen bakalım. Bu Tuğba yazmış buraya. Tuğla olacak bu. Yıldız Tuğla ise takım yıldızı duvardır. Bina da galaksidir. Evet, bu tanıma uyuyor. Birinci seçenek olur. Tuğla bulut su ise galaksi duvardır. Evrende bunlar için alan yerdir. Yani ikinci seçenek de birinci seçenek birbirinin benzerdir. Verilen şekillerle uyuyor arkadaşlar. Nebula, Gökada kara delik demiş. Ha, şimdi burada bakıyoruz. Gökada nedir arkadaşlar? Kara deliği de içinde barındırır. Nebula'yı da içinde barındırır. Lakin bu sıralama yanlıştır çocuklar. Tam tersini vermiş olsaydık, Gökada ile kara deliğin yerini değiştirip de verseydi, 3 seçenek de doğru olacaktı. 3. seçenek yanlıştır. 1 ve 2. seçeneğimiz doğrudur. B seçeneği doğrudur arkadaşlar. Galaksiler görünümlerine ve özelliklerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz galaksiler olarak gruplandırılırlar. Farklı özellikteki galaksilerde bulunan yıldızların özelliklerinde de farklılıklar bulunur. Aşağıdaki eliptik ve sarmal galaksilerle ilgili bize görseller vermiş. Bakın arkadaşlar, eliptik galaksi, sarmal galaksi. Evet, sadece verilen galaksi özelliklerine göre hangileri doğrudur demiş bize. Bakalım, eliptik galaksi küçük yapılıymış. Yeni yıldız oluşumu oldukça azmış arkadaşlar.
Lakin Sarmal Galaksi'ye bakalım. Samanyolu da bir Sarmal Galaksidir. İçinde bulunduğumuz galaksimiz Samanyolu Galaksisidir. Merkezden dışa doğru parlak kolları vardır. Sarmal kollarında genç yıldızlar bulunur. Güneşimiz genç bir yıldızdır. Hemen ilk seçeneğe bakalım. Galaksilerde sadece yıldızlar bulunur. Hayır arkadaşlar, bu yanlıştır. Galaksilerde yeni yıldızlar oluşabilir. Evet arkadaşlar, yeni yıldızlar oluşabilir çünkü içerisinde bulutsular, süpernovalar vardır. Yeni yıldızın oluşumuna yön verecek olaylar meydana geliyordur arkadaşlar. Bu yüzden bu doğrudur arkadaşlar. İkinci seçenek, Sarmal galaksilerde daha çok bulutsu bulunabilir. Evet. Bakın arkadaşlar, eliptik galaksi küçük yapılıydı. Yeni yıldız oluşumu oldukça azdı. Lakin Sarmal galaksi öyle değildi arkadaşlar. Yeni genç yıldızlara sahipti. Yani daha çok bulutsu anlamına geliyor, genç yıldızlar olduğu için. Yani üçüncü seçeneğimiz de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir çocuklar.